Sevgili Güneş'in heyecanlı mısın? Çok. Can Canan 125 programdır program yapıyoruz. İlk konuk sensin. Nasıl? Yani inanılmaz. Bir de ortaya aldık. Bir de üç kamerada sana. Direkt görüntüde. Hep bunu amaçlamıştım. Esasen gerçekleşti gördüğünüz gibi. Arka taraftan plan yapıyordun. Yani şu anda Can Canan hazır takipçiler arasında ciddi bir gerginlik olduğunu hissedebiliyorum. Çünkü çok kişiden şey yorum geliyor. Masadaki üçüncü kişi biziz, orada olmak istiyoruz falan. Evet, bu arada bize gelen en çok gelen yorum tipidir o. Yani bu baştan hedeflediğimiz de bir şeydi. O yüzden çok hoşumuza da giden bir yorum tipi. Hani kalabalık bir masada sohbet ediyormuşuz duygusu. Pazar sabahları bir sürü insan kahvaltısında. Neden kahvaltıda yani? Hani konuştuğumuz konuların birçoğu da kahvaltıda olur mu emin olamadığımız. Abi. En son bunu gerginliğini yaşadım konu üzerine düşünüyorken. Yani insanlar kahvaltıda izliyor. Ya hani bu konuşulur mu falan. En son ölüm bölüm konuştuk şeydi. Abi. Yani ben pazar kahvaltısında iki tane kel ve sakallı adamı dinleyecek kadar çaresizleşen bir ülkenin dramını çok kafaya takıyorum bu arada. Hepsini temsil ediyorum burada. Kesinlikle. Bir de mesela çok karşılaştığım insanlarda bayağı çocuklar, ebeveynler hep beraber izliyoruz. Mesela çok sık karşılaştığım şeylerden bir tanesi. Mesela onu da çok yadırgıyorum. Yani hani 16 yaşında olan biz evde pazar sabahları izliyoruz falan diyor. Oğlum sen bir niye izliyorsun? Hani top geliyor bana. Evet, onu duyduktan sonra artık daha az küfür ediyor. Arada bir çıkıyordu böyle. Ha ha yani ki bende öyle sınırlar yoktur. Şeyde. Ama yok seyredilir ya. Yani gayet akıcı ve güzel bence. Eyvallah. Elinize sağlık. Abi yani biz hep beraber çok eğleniyoruz da. Yani dışarı içeri hep beraber duygusu. Ama 125. bölümde vallahi iyi oldu. Yani bilmeyenler için... Güneş'in Aydemir, biz eski arkadaşız kendisiyle ama aynı zamanda en azından benim açımdan bu masada konuşulan birçok hikayenin de mayalanma yerlerinin mimarisi kendi. Mimari diye laf var mı ya? Mimari kendisidir sonuçta. Mimarisi. Biz arka tarafta sıklıkla Güneş'in de danışıyoruz. Sohbet ettiğimiz konularda ya da onun fikrini de alıyoruz. Akli nöronlarımızdan birisidir kendisi. Dolayısıyla buraya da geldi ilk bak yine nasıl güzel bir şey buldu oluştu. Akli nöron diye bir şey oluşturdu. Adam kayda girecek içerik buldu. Akli nöron. Çok iyi marka yaparım. Marka danışmanı sağ olsun. Yani bu konuyla alakası sinir bozucu. Alt, bulması ve alt çizmesi hikayesi yani. Hayır dönem dönem kıskanıyorum o bir şey değil. Öyle mi? Bak sen. Bana gıcık oluyor. Aklımda ne oluyor ya? Yani işte geliyor öyle bir şeyler. Mesela diyor ki şuna bir şey yazılması lazım. 10 dakika sonra ben buna bir metin gönderiyorum. Diyelim atıyorum senin eğitiminle ilgili, başka bir şeyle ilgili. Bana cevaben diyor ki sana sinir oluyorum. Hani sözel olarak bir yetenek. Bunu geliştirdim. Anlıyorum. Üzerine çok konuştum, anlattım hani şey içerisinde. Bunu yazarak da nasıl yapıyor? Ben de sözel olarak konuşabilen bir adamım. Yaz dediğinde şimdi bana sözel beyindeki yerini anlatabilirim. Aynı aslında. Aynı yer. Dolayısıyla bir farkı yok yani. Ben de niye aynı yerde işlemiyor abi? Yazmam 3 gün sürüyor ya. İşte onu çalışacağız biraz. Yani her şeyde herkeste olmasın ama. Tabii ki. Tabii oluyor. Aynen oluyor. Her gün belli bir miktar yazmak mı mesela? Yani işte o rutini sürekli oturtturursan böyle ibadet gibi. O zaman işte disiplinli ve üretken yazar oluyorsun. Ama yaratıcılık bununla ilgili bir şey değil yani. Yaratıcılık başka bir level. O hep böyle hani sürekli yazmak yaratıcılık getirmez. Ama sürekli yazmayan da yaratıcılık gelse bile ne yapacağını bilemez. O yüzden hep denemek lazım. Nasipse gelir. Şöyle bir şey var çünkü. Geçen gün de konuştuk ya seninle. Ben mesela yazdım mı yazarım gerçekten. Okunur da yazdım. Evet yazılar. Gördüm yazıyorsun yani. Yazıyorum ondan sonra. Fakat mesela yılda iki kere falan yazabiliyorum o şekilde. Ve yazı gelince yazmak dışında başka hiçbir şey yapamıyorum. Ve fakat sonra mesela bir sürü böyle yazı yazmışım işte orada burada. Bana birileri gönderiyor. Bak senin yazına rastladık 10 sene önce, 5 sene önce. Yazdığım anda yazdığımı unutuyorum. Tabii, bu ne? Bu şey, unutuyorum bunu ben mi yazmışım diyorum. Tabii. En güzeli de odur. Akışta yazdım. Ben yani daha önce birkaç kere söyledim. Artık public oldu. Söyleyebilirim. Ben zırpırt kendi kitaplarımı okuyorum yani. Çok hoşuma gidiyor. İlk defa. Vay lan diyorum ne güzel yazmış herif. Aynı sakın duygu bende de var. Bir yazı yazmayı başarır bitirirsem 3 gün boyunca dönüp okuyorum onu mesela. Güzel olan odur. Akışta evet. Yazdım. Evet. Yani. Ya o zaten işte başka bir şey yapamıyorum dedin ya yazmaktan başka. O en güzeli işte. Ya orada o akabileceği tek kanal var. Oraya boşaltıyorsun güzelce. Yerde böyle şey yoksa, zihnini bulandıracak bir başka işin gücün yoksa, ondan sonra ortaya çıkan ürün çünkü bütün güzel yemekler de öyle değil mi yani? Evet. Mutfakta kaptırıyorsun falan. Nefis, nasıl yaptım lan ben bunu? İşte
Oluyor. O hal sürekli olabilir mi ya? Çok güzel bir keyifli bir an oldu. Onu sürekli işte sinir bozucu. Hayır öyle değil. Yok. Para harcam. Montaigne ne diyor denemelerde? Orgazm niye kısa sürer? Çünkü çok büyük bir zevktir. Devamlı sürse insan aklını kaybeder diyor mesela. Her şeyin zamanı var. Her zevkin zaten bitişi olması onu güzel yapıyor mesela. O da böyle başlayacak bitecek ki vay ne güzel yaptık olsun. Hep böyle hazdan ibaret olsaydı hayat, acı olmasaydı hazın kıymeti nasıl bilirdik? Değil mi arkadaşlar? TRT'ye bağlıydık. Üç kişi olunca böyle oldu bir anda. Değil mi sevgili gençler? Falan. TRT korosu. Şimdi hazır bak güneşini almışken buraya. Onun birkaç tane arızalı mevzu var. Onu bir dökelim bence. Çünkü bizim Can Canan'da da çok konuştuğumuz, böyle çıkamadığımız içinden bazı konular da var. Yani beni en çok ilgilendiren sizin geçen gün de derinlikli sohbetini yaptığınız şu. Biz bir şeylere bir şeyler diyoruz. Bazı kavramlar var, bazı anlayışlar var, bazı yöntemler var. Ama tabiat öyle çalışmıyormuş. Yani senin de kurduğun ortamlar sayesinde ben de bunu biraz öğrendim. Mesela insanın fabrika ayarları denen bir hikayenin temelleri o yüzden mesela yaşam okulunda başladı. Yani çünkü zannettiğin şey gibi değil hayat. Yani biraz bunun üstüne konuşalım isterim. Bu yani bu cümleyi belki birkaç defa üst üste söylemek gerekiyor. Yani zannettiğimiz gibi değili fark etme hikayesi. Bu sadece bülteşte yakından bakma durumu da değil. Yani bambaşka biliyormuşuz, yanlış biliyormuşuz ya da hiç bilmiyormuşuz. Yanlış bilmediğimizi de fark etme hali. Bu çevre ve doğayla ilgili hikayelere ben gerçekten şimdiye kadar yüzlerce insanla masada çeşitli gerekçelerle çalışanları, aktivistleri ya da yapılanmalarıyla tanıştım. İlk defa güneşinde yani anlaşılır, çözümlenir, mantıklı ve bir süzgeç içerisinde algılayabildiğim duruma geliyorum. Yani benim aslında içeride haykırdığım şeyi o zaten doğalında söylüyor. Yani mesela ben niye çevrecilere çok kısa süre içerisinde gıcık oluyorum diye sordum. O söylüyor cevabını. Şeyde yani hani bundan kaynaklı ya da ben de gıcık oluyorum şundan kaynaklı falan diye tarif ediyor. Şeyde yani ne oluyor da beni rahatsız ediyor. Halbuki konuya duyarlıyım, öznel olarak yatkınlıklarım var. Entelektüel olarak desteklemek istiyorum, anlamlı buluyorum falan hatta falan bir yetmiyor yerde, ama. Hangimiz çevreci değiliz ki ona rağmen. bazen anlaşılmıyor yani olay. Anlaşılmıyor, gelmiyor. Hani yani mesela ilk soruyu öyle sorayım gerçekten sohbet edelim. Bu çevreciler niye bu çevre konusunu anlatamıyorlar? Şimdi bir tane yazı yazmıştım gene böyle oldu herhalde bir 15 sene. Hatta bizim okul arkadaşımız Murat Aytekin bir şey yapıyordu, sayfa yapıyordu bir gazetede. Bir Gün Gazetesi'ne bir yazı yazar mısın demişti. Yazının başlığı şöyle ama 8 sütunda manşet. Ben çevreci değilim. Şey başlık atmıştım. Yani çevreci kelimesi zaten yani total bir literatürden çıkması gereken bir konu. Yani içi boş yani manasız yani muslukçu işte kitapçı şucu bucu falan gibi bir şey. Ama işlevsel konuyu yani konuyu anlatmak açısından bir parantezde kabaca o grubu yani doğayla ilişkisine duyarlı bakan insan grubu parantezi. Niye anlatamıyorlar? Yani evet. Niye yani anlatamıyorlar? Şöyle bir şey var mı? Bir seneler evvel Ümitköy'de birisi bir tabela asmıştı. Ankara Ümitköy çok böyle evcil hayvanın beslendiği bir yerde. Hayvan sevgisi insana saygıya engel değildir diye bir tabela koydurmuştu birileri oraya. Artık ne yapıyorsa evcil hayvan sahipleri birilerinin canına tak etmiş. Şimdi mesela çevreci dediğinde sanki böyle bizim gibi gariban şehirde yaşayan medeni insana karşıt ya da onun bir yaşam tarzını komple yok sayan ya da bir şekilde gömen bir bakış açısı varmış gibi. Evet. Yani doğaya dönelim, post giyelim, işte et yemeyelim, vegan olalım falan tarzı böyle bir şey var gibi. Ütopik bir şey var ve buraya böyle bir falan kötü bakılıyormuş gibi. Ben öyle bir şey hissediyorum. Mesela var mı öyle bir durum? Yani aslında temelinde vardı. Çünkü şöyle bir şey var. Yani şimdi bu insanların çoğu doğa korumacılar diyelim bunlara, doğa perspektifinden bakanlar. Doğanın içerisinde, yabanıl doğanın içerisinde sıklıkla vakit geçiren insanlar oldukları için her gittiklerinde, ben de onlardan bir tanesiydim, sürekli bütün boş vakitlerimde, hafta sonları, sabahın köründe vesaire kuş seyretmeye, işte göl kenarına, ormana vesaireye gidiyorduk. Ve her bir gittiğinizde, orada bir insan etkisi görmeye başladığınızda ve bu etkiyi gittikçe etrafını şeyini genişleten, etki alanını genişleten, işte aşama aşama daha da tahrip edici halini gördüğünüzde hep tahrip artık ama değil mi? Tahrip ağırlıklı. Bir yani. Tahrip ağırlıklı. Yani bir gidiyorsunuz mesela yürüdüğünüz patika yol beton dökülmüş. Bir gidiyorsunuz
kuş göz yiyeceğiniz or, şey sulak alan kurutulmuş. Yani bir sebepten çekilmiş, kurutulmuş. Bir şey ekilmiş. İşte DSE'yi gelmiş kanal açmış. Suyunu direne etmiş vesaire. Ve gide 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 aslında bunlar çok sık olmaya başlayınca, yani sıklıkla karşılaşılmaya başlayınca bütün dünyanız o tahribin dünyası haline geliyor ister istemez. Ve bunun da birinci sebebi aslında insan. Yani hem insan yapıyor şey olarak eliyle yapıyor, hem de insan, hani o zamanlar doğrudan insan yaptığı için tek suçlu insan olarak geliyordu ve ben de bir noktada şey olmuştum mesela, yani böyle nihilist bir kafaya şey yapmıştım. Allah'ım, insan olarak nasıl yaşayacağım? Bu ne korkunç bir şey falan gibilerinden. Bunların hepsini yok etmek lazım. Ha, yani keşke olmasaydım ben insan falan gibi böyle bir ruh haline bürünüyor insan. Fakat sonra şeyi de görmeye başlıyoruz. Yani bambaşka bir coğrafyada yaşayan bir insan toplumunun ihtiyacı için yapılıyor bunlar. Rada gelince o bambaşka bir yerde yaşayan insan toplumunun içinde ben de varım. Ha, o zaman demek ki insanın doğayla olan ilişkisinde bir mesele var. Noktasına gelmek gerekiyor. Şimdi bütün bu evrimsel süreci... Ya da sorguyu oradan başlatmak gerekiyor. Yani. Sorgu orada başlıyor zaten. Ama o başlayana kadar bir varoluşsal bir şey tünelden geçmen gerekiyor yani. Kaba bir öfke oluşuyor. Kaba bir, ondan kaba bir öfke. Yani bu kaba kadar öfke da... de pek akıllıca harekete sebep olmaz zaten. Yani böyle devamlı, ben mesela işte seneler evvel sana da danışmıştım o yazıyı yazarken, bu haber ajandadaydı galiba. İşte çevreci aktivistler uzaylı istilacılara karşı diye bir şey yazmıştım. O zaman da bir güven kendini bir yere zincirlemişti o ara. Mahkemelik falan olduğu dönemler vardı. Evet. Şimdi gel bakıyorum mesela oradaki eylemin tonuna. Bir insan gidip kendini gerçekten doğa için, bizim kaynaklarımız için bir yere zincirliyor ama bu zincirleme eylemi kötücül uzaylılara karşı yapılıyor gibi. Yani karşıda homo sapiens yokmuş gibi. O böyle dişleri çıkmış, kanemen, ödülü falan bir tayfaya karşı, ama öyle değil ki. Yani onların arasında belki benim, hatta onun eşi, dostu, kardeşi, arkadaşı da var. Ya biz insanız yani neticede. Orada bir böyle bir eksen kayması var ve o yüzden galiba o eylemler pek tınmıyor dünyanın çoğu yerinde. İnsanlar harekete geçirmiyor. Bendeki karşılığı da şöyle oluyor Güneş'im. Bunu söylerken tabii yani çirkin bir şey söylemek için değil, bir ironiyi ortaya çıkartmak için anlatıyoruz ama çevre ya da doğayla ilişkide çalışan herhangi biri, herhangi bir duyarlılık seviyesindeki biri masaya oturduğunda bana bir bilgi ve duygu durumunu aktarıyor. Propagandasını yapıyor. Daha benim tabirle kullanayım, satıyor bana o bilgiyi. Fakat şöyle bir duyguyla pozisyonla satıyor. Bir, ben ondan daha aşağıda bir yerdeyim. O benden daha yukarıda bir yerde. O bilgiyi bildiği için. Ana problemlerden bir tanesi. İkincisi, ben o bilgiyi ve duyguyu şimdi öğrenmeli, hemen bu masadan kalkmalı, dünyadaki tüm işlerime son vermeli ve o konuyla ilgilenmeliyim. Çünkü dünya, iklim değişiyor. Felaketler geliyor, işte ormanlar yanıyor. Bunların hepsi gerçek bu arada. Yani sadece bunun iletişim sorunundan bahsediyorum şeyde. Ve bundan kaynaklı ben şimdi bu masadan, yani bunu yapmadığım için beni suçluyor. Hani bunu şimdi masadan kalkıp bunu, ya hatta şu suyu fazladan içtiğim için beni o masada suçluyor. Ve her sohbet böyle döngüleniyor. Şimdi her diyalog ve şimdi işin kötü tarafı bende işe yarıyor. Ben bir 15 dakika o tuzağa düşüyorum. Yani şeyde, çünkü suçlu, duyuşlar, hissediyorum. Suçlu hissediyorum, baskı halinde hissediyorum falan. Ama bir süre sonra bunun işte normal standart karşılığı da hemen reddiye giriyor arka tarafında. Halbuki entelektüel olarak o konuyu reddetmiyorum. Anlattığı konuyu değerleyen... Baskıcı dini öğretilerin her evet. şeye günah münah demesinden evet. bir süre benim sonra. Tepkisel durumum daha çok bununla alakalı ve hiçbir mesela yani başka hiçbir grupta olmayacak şekilde tuhaf bir şekilde bu çalışıyor tüm gruplarda. Hani masada kimle konuşuyorsan en böyle cici bici dışarıdaki başka bir şey konuştuğum benim. İklim değişiminden konuşmaya başlar başlamaz hani içinden gerçekten bir Godzilla çıkıyor ve yani tavrı ona dönüşüyor. Geçen bir tecrübe ettik beraber. Şimdi bunun dışında bakan, gördüğüm yani doğayla ilgili gerçekten kendine ait bir dili tuhaf bir beceriyle anlatan nadir insanlardan bir tanesi. Bir tanesi de Sami bu arada, Kral Sami. Şeydi. Onun çözümü tabii çok şey, kült bir çözüm. Doğayı seviyorsan gitmeyecek. Doğru aslında. Yani, evet, yani. Hem doğru yani orada böyle bir bıçak sırtı bir şey. Ama bu söylediğin yani gerçekten bu konuya duyarlılığı olan, bu konuda bir birikim yaratmış insanların karşıdaki insanlara, yani şu karşıdakinin de altını çizelim çünkü oraya referans vereceğim.
karşıdaki insanlara bunu aktarma ve orada bir baskı uygulama kısmında da şöyle bir şey var. Ben o noktada mesela düşüne düşüne geldiğim şey, yani bir kibir vesilesi haline geldi. Zaten sorunumuz bu. Yani doğal olan ilişkideki evet. en büyük, insanın doğal olan ilişkisindeki en büyük sorun kibir noktasında duruyor olması. Yani ben doğadan üstünüm sömüreyim ile başlıyor mesela. O bir versiyonu, çeşitli versiyonları var ama doğa korumacı olarak da bu kibir evet, bu da onun bir şeyi. Bir başka şekil değiştirmiş hali aslında. Oradaki temel problem ki bugünkü bütün bu evet, sorunları... Sen kimsin de doğayı koruyorsun, refleksini vererek. Ha, tam olarak o, evet. o noktaya gelmiştim zaten. Yani parçası olduğunu düşündüğüm bir bütün kocaman bir sistem var. Bilmediğin bir sürü kısmı var. Yani görünmeyen kısmı, görünen kısmının kat be kat daha fazlası. Zaten bir gizem yani. Sen kimsin ki onu koruyacaksın? Bir kere. Sen ancak kendini... Felaketlerden koruyabilirsin yani başına gelecek olan felaketlerden daha önce koruyabilirsin. Doğru düzgün yaşayarak vesaire. Ve şu anda da bakıyorum mesela işte aktivizm, doğa aktivizmi kısmına bakıyorum. Gittikçe kalabalıklaşan bir başka zümrelerden de taraftar bulan bir hareket aslında. Çünkü tahribat çok görünür hale geldi. Yani falanca ormanın bilmem ne vadisinde değil artık. Şehrin çeperinde falan. Oradaki temel sorun gerçekten şeylere falan gittim yani. Bütün o chat toplantıları köylerde işte orada burada. Oradaki meselenin çatışma o kadar güçlü bir şekilde oluyor ki aslında. Kolluk kuvvetleri falan gelmeye başladı. Onların şeyleri arttı yani. Hacmi sayısı arttı ve şiddeti de arttı. Yani köyün ortasında. Demek istiyorum yani. Toma moma falan yani böyle şeyler görüyorsunuz. Enteresan noktalar. Ben sırf gözlemci olmak için gittim. Yani nereye gidiyor bu iş? Ne olacak gibilerinden. Ve orada da şu var yani insanın aslında çok böyle şey bir sorunu yani varlık sorunu. Birlik, ikilik noktasında yani oraya bağlayacağım. Bir karşı taraf tanımladığımız zaman zaten iletişim kanalları en başta kesiliyor. Yani bir karşı taraf. Şimdi bir şekilde güç olarak işte para, güç, siyasi güç vesaire birilerinin elinde olduğu için bazı şeyleri yapıyor olabilirler. Kazanıyor gibi olabilirler ama toplamda hepimiz kaybediyoruz ya. O noktadan bir iletişim şeyi bulmamız gerekiyor. Bir karşı taraf tanımlamadan. Çünkü hep birlikte kaybediyoruz. Evet. Bak bu çok işte bu söylediğin anlaşılmıyor yani anlaşılmayacak. Yani o zihinsel düzeyde dinlemiyoruz biz bunu çünkü. Yani bir karşı taraf yok dedi mesela şu anda birçok insan yani ben dahil ilk seninle bu kadar senedir muhabbet eden kişi olarak o karşı taraf gütmeden deyince mağdurlardan repertuar genişletmeye çalışıyor zihin önce. Evet evet ya ben tek değilim şu da mağdurdu çünkü bu zalim. Hemen bir öbürüne karşı hareket etmek adeta böyle bir adeta değil zaten bir refleks yani hayvani bir refleksimiz bu bizim. Ama oraya nasıl gideceğiz biz? Mesela yani insanın normal yaşamı içerisinde pek mümkün gözüken bir şey değil. Herkesten de böyle yarın sabah bir aydınlanma beklemediğimize evet. göre nasıl yapacağız? İşte gerçekten bu sorunun cevabı bende de yok ama şöyle gibi olabilir diye düşünüyorum. Bunu daha önce birkaç yerde de söylemiştim. Biz şimdi bu doğa koruma, işte aktivizm, iklim değişikliği vesaire vesaire bütün bu konularla ilgilenen şey taraftaki kişiler yani durun yapmayın gözünüzü seveyim diyen taraftaki kişiler olarak hep bilimin dilini kullandık. Yani işte raporlar, gözlemler, analizler, sonuçlar. Ondan sonra işte bakınız bu konu, bilim insanları bunu söylüyor. Gidiyoruz işte afetler artacak, hava sıcaklığı şu kadar, 1,5 derece, 350 ppm falan filan gibi böyle bilimsel verileri kullanan bir iletişim biçimimiz var. Şimdi bu bir yere kadar. Yani sonuçta bir araştırma yapıldı mesela. İklim değişikliğinin hani Covid'den bile daha büyük bir tehdit olduğunu kabul ediyor insanların çok büyük bir yüzdesi. Ama harekete niye geçmiyorlar? Çünkü harekete geçmek için duygu dünyasının, sezgi dünyasının açılması lazım. Bunu da bilim sağlayamaz bana kalırsa. Yani bilim zihinsel olarak bir şeye ikna olmamızı sağlayabilir ama karar verip harekete geçmek için bizim duygu
alemimizin dönüşmesi lazım. Bunu da sanatla, felsefeyle falan yapabiliriz. Yani edebiyatla yapabiliriz. Herkese Halik Arnaz Balıkçısı okumayı tavsiye ediyorum. Aradan reklam gireyim, çıkayım. Tam bu konu için. Tabii ki. Yani şu da var. Bir de mesela benim bu kadar yoğun bir şey geçmişimin yanında şu anda mesafeli durmamın sebebi hem içindeyim hem biraz dışındayım, çeperindeyim bütün bu şeyin. Çok sıkıcı. Sıkıcı. Yani bir şekilde insanları harekete geçirmek için keyif, tat alma, eğlenceli bir şeyler bulmanız gerekiyor. Çünkü hayat bu zaten ya. Hayat bir oyun gibi bir şey. Yani hele hele şehirde yaşamış, belli bir konfor ve rutinin içerisine girmiş insanları kaldırıp oradan harekete geçirmek için çok güçlü bir şeye ihtiyacınız var ve bence sıkıcılıktan kurtarmamız gerekiyor yani. Ya 1,5 derece arttı, şimdi 2'ye doğru gidiyor cümlesi bunun için yeterli değil diyorsun. Olmadığı gibi sırtımı dönüp uyuyorum yani ben. Ya bu Netflix'te işte Ahtapot Öğretmenim var ya, My Octopus Teacher. O aslına bakarsan bir belgesel ama bütün hikaye duygusal. Ya yani Ahtapot'la kurduğun duygusal bağ yüzünden belki de rekor izlenen belgesellerden bir tanesi. Böyle ben de rastgele açtım. Mel mel izledim ve bittiğinde ben bunu niye böyle izlediğimin sorusunun tek bir cevabı var. Duygusal bir yapım izliyorum. Ama ahtapotlar şu kadar sürede deri değiştirir, bilmem ne olur, şu hızda büyür, bunu yer, bunu içer. Ya benim biyoloji kitaplarımda da yazıyor ve ahtapotla hiçbir bağlantı kuramıyorsun o konuda. Aynı şekilde mesela çevre, iklim konusunda benim en fazla fark edebildiğim yer işte Çamtepe'de haiku yazarken oluyor mesela. Bakıyorsun, mel mel bakıyorsun aslında, başka bir şey yapmıyorsun ama orada bir konuyla, oradaki bir görüntü, bir deneyim, bir söz, bir duygu eşleştiği anda sen diyorsun ki ben bugün yemeyeyim yani, bunu yemek istemiyorum. Canın istemiyor artık, anlatabiliyor muyum? İşte vejetaryen olasın falan geliyor benim bile. Böyle bir değişim oluşturan şey gerçekten duygusal, işte biz bunu anlamıyoruz. Dün şeyin bahsi geçti, Alan de Batın'ın Ateistler İçin Din kitabını hep söylerim. Yani dersler dünyayı değiştirmiyor ama vaazlar değiştiriyor. Sevgili ateistler, vaaz vermeyi öğrenseniz iyi olur diye bir tavsiyesi var orada. Yani hakikaten duygusal içerikli gaz veren, değişim nedeni ortaya koyan bir şeylere ihtiyacımız var. Biz yapıyoruz zaten de peki başka böyle güzel örneğini biliyor musun bu işin mesela? Kim nasıl yapıyor, ne yapalım? Şimdi aslında şöyle, bunu sonuçta hani burada söyledim ama yavaş yavaş bu konu pek çok sektöre diyeyim penetre olmaya başladı ve mesela kültür sanat alanında ekoloji diye bir ekolojik dönüşüm diye bir rapor hazırlandı. İKSV hazırladı bunu ve sanatla uğraşanların, kültür konularıyla uğraşanların ekolojik meseleleri nasıl gündemlerine alırlarsa nasıl bir dönüşüm olacağına dair böyle hadi gene bilimsel bir rapor, yani bir sosyal bilimci hazırladı. Ama burada da önemli bir şey görüyorum. Bilimi de o şekilde bir ayırmakta fayda var. Yani ayırmayalım tabii, birleştirelim de birleştirmek için ayıralım. Doğa bilimiyle sosyal bilimler birbirine yakınlaşmaya başladı. Ben bunu da bilim açısından çok önemli bir devrimsel bir şey olarak görüyorum. Şöyle bir nüansla ama değil mi? Hep mesela sosyal bilimler fen bilimi gibi olmaya çalıştı. Yani parametreler üzerinden. Şimdi doğa bilimleri, fen bilimleri yoruma doğru kaymaya başladı. Şimdi evet. Buna ihtiyacımız var aslında. Yani evet. Eğilme bu tarafa değil, bu tarafa doğru olursa bu hayırlı bir şey. Evet. Çünkü işte değiştiren o şey olacak. Yani sosyal bilim zaten hani Newton'cu bir sosyal bilim kadar sıkıcı başka bir şey bilmiyorum. Zaten yani. Sosyal bilimlerde de şöyle bir sorun var. Bununla ilgili de çalışan bir grup vardı. Sosyal bilimlerin metodolojisi, yani normal bilimin, şimdi bilimde dominant olan doğa bilimleri olduğu için işte fizik, kimya, şimdi de biyoloji, işte son şeylerle sosyal bilim deyince doğa bilimlerinin metodolojisini kullanmaya çalışıyor gariplerim. Halbuki bir bakıyorlar ki insanla alakalı, sosyal konularla alakalı konuları doğa bilimleri metodolojisiyle şey yapamıyorlar. Yani o metodoloji yeterli kalmıyor. O yüzden mesela sosyal bilimlerdeki bu metodolojiye uygun olmayan, uymayan bir takım kavramları masanın üstüne bir yatıralım, nasıl bu metodolojiyi revize ederiz gibi yeni yaklaşımlar var. Bak ben sana bir şey diyeyim. Esas zaten fen bilimlerinde de yoktu.
Mesela şimdi laboratuvar koşullarında dopu bıraktım, tap düştü, şu kadar zıpladının hesabı, kitabı, kanunu, formülü çok kolay. Ama dışarıda top öyle düşmüyor. Rüzgar esiyor, zelzel oluyor, bir şey oluyor. Gerçek dünya koşulları daha belirsiz olduğu için biz hep laboratuvar koşullarındaki bilimi bilim zannettik. Fizikte bile bir kuantum fiziği çıktı, millet edebiyata bağladı komple. İşte fiziğin taosu yazıldı, batı düşüncesinde dönüm noktası yazıldı. Yani o belirsizlik ve karmaşıklık alanına her girdiğinde zaten mecburen sosyal bilimlerin araçlarına, yani yorum araçlarına dönüyorsun. Biyoloji zaten başı başına. Biyolojide ne biliyoruz Allah'ını seversen? Yani canlının nasıl çalıştığını bilen var mı? Biyoloji aslında sosyal bilimlerden çok daha fazla edebi olması gereken bir alan. Bizi nasıl bıktırıyorlar işte? Endoplazm, kretikulum, yaz çocuğum, görevi 3 tane, pıtıdı pıtıdı, böyle her şeyi su pompası gibi anlatıyorlar size. Öyle değil ama. Kesinlikle. Gerçekte olması gereken, fen bilimi dediğimiz şeyde de işe yarar bilgi, doğru yorumlanan bilgi. Ben bir reklamcı olarak, iletişimci olarak, ta bundan birkaç sene öncesinde ilk tanıştığım zaman da anlattığım hikayeydi. Daha geniş hikayeyi ararken en büyük hikaye ne? Yani en zemine varalım ve birçok şeyi tanımlamada işimizi kolaylaştıracak zemin hikayeyle de varabildiğim en derin yer evrim işte. Tabii. Biyolojideki bağladığın yerde. Hı hı. Yani o bir hikaye aslında çok zaten. Çok büyük bir hikaye. Ve yani hani ne kadar sen onun fen bilimleriyle geldiğini söylersen söyle. O aynı zamanda benim işimi kolaylaştırıcı ve tanımlayıcı ve bir sürü şeyde çözüm üreten bir fen hikaye. Fen bilim burada. Muhtemelen onu en anlaşılmaz hale getiren kısım oldu yani. Halbuki dışarı bakınca herkesin gördüğü bir şeydi ama işte bilim bilmem din çatışmasında araya gitti o. Ya mesela şimdi bir tam da başta dediğim konuya aslında buradan girilir. Yani biz fen bilimleri metodolojisiyle hayata bakarken hayatımızı da aslında gayet determinist, böyle bilimsel, sayılı, verili tık tıklar üzerine yapmaya çalışıyoruz. İşte okullarımızı tasarlamamız, eğitimi dizayn etme biçimimiz ya da sosyal hayatta işte iş saatleridir, dinlenme zamanlarıdır, tatiller. Bu kafaların tamamı, işte bölüşümümüz, adaletimiz, her şeyimiz kendi zanlarımız ve formülasyonlarımız çerçevesinde gidiyor. Ama birinin de en azından ben burada işte 50 sene kadardır buradayım. Görev sürem devam ettiğince de bir aksini göreceğimi zannetmiyorum. Kimsenin aklına dışarı bakmak gelmiyor. Dışarı derken bizim kurduğumuz medeniyet sisteminin dışında, tabiatta, kozmosda bu iş nasıl gidiyor? Mesela adalet orada nasıl? Orada mesela bilgi aktarımı nasıl? Bilgi kazanımı, tecrübe kazanımı nasıl? Bölüşüm nasıl? Sağlık nasıl? Hastalık nasıl? Bunlara bakmıyoruz. Mesela biz bunların biraz aslında sözlüğünü yapma girişimimiz de var kendi aramızda. Hani öyle bir kafamız da var. Mesela sen bu bir beşli şeyin var senin. Onu saydıracağım sana aslında. Bütün altlık onu yapıyorum. Bir onlar üzerine bir konuşalım. Mesela eğitim yani derdimizin en büyük olduğu konudur. Şu anda bak eğitim dedim. Anne baba seyrediyorsa aha eğitim dedi falan diye hemen dikermişlerdir. Tabiata uygun bir şey nasıl olur mesela? Ya da senin istersen önce beşli kavramı bir dinleyelim. Neler vardı o beş maddede? Şimdi ben genelde insan olarak, bir insan türüne ait bir canlı olarak ve insan toplumu içinde yaşayan birisi olarak başım sıkıştığında direkt doğaya bakıyorum. O yüzden o analojiler oluyor. Tabii analoji olduğu için türlü çeşit kılıç darbesiyle parçalayabiliriz. Ama benim içimi rahatlatan bir kısmı oluyor. O beş şey insan organizasyonu, insan toplumlarının organizasyonunu şey yapan ana sektörler diyelim onlara. Bir tanesi eğitim işte senin giriş yaptığın gibi. Bir tanesi sağlık, bir tanesi hukuk, bir tanesi tarım. Özellikle tarım yani üretim kısmı da var bir kısım. Bizi de koparan en önemli kısım. En önemli kısım ve diğeri de ekonomi. Hani tarımla da bağlantı. Aslında hepsi birbiriyle bağlantılı bu arada. Yani hiçbir şey doğanın dinamiklerine aykırı olamadığı için, ari olamadığı için bunlar da sonuçta ne kadar doğaya karşı olurlarsa olsun, doğa kurallarına aykırı çalışıyor olurlarsa olsunlar bir noktada birbirlerini destekliyor oluyorlar yani. O düzende. Bir sistem oluşturuyorlar. Bir sistem oluşturuyorlar. Bizim şu andaki ana akım yaşadığımız toplumsal düzende bunların hepsi senin kelimenle entropi yaratan bir dinamikte gidiyor. Yani kendi içerisinde birikim yaratıyor. Düzen sağlayacağız derken aslında düzensizliği arttıran, bir şey yapıyoruz. Evet. Evet. Şimdi hemen dağılmayı hızlandı. İslamcı arkadaşların çok hoşuna gidecek bir şey yapacağım. Bunu Türkiye'de yaygın Müslüman kitle şöyle anlayabilir. Onlar biz
işte düzen getiricileriz derler. Halbuki bozgunculardır diye ifade edilen meselenin aslında bence tam karşılığı bu. Hı hı. Yani biz bir düzen, işte kapitalist sistem, büyük binalar, aslında arka planda hepimizin kaybettiği bir bozgunculuk var. Onu anlatmaya çalışıyorsun galiba. Tam olarak öyle, evet. Yani bir şekilde doğanın akışına ters bir şekilde kürek çekiyor hepsi. Ve bu kürek çekmeyi destekliyor hepsi birbiriyle. Nasıl destekliyor? Mesela işte tarım, gıda üretim biçimlerimiz. Tarım sadece gıda üretmek için yapılmıyor ama büyük oranda gıda üretmek için yapılıyor diyelim. Tarım biçimimiz sonuçta gıdalarımızın besleyiciliği, besleyici olmamaları ya da işte zehirli olmaları, bizim sağlığımızı etkiliyor olmaları vesaire ve tabii ki doğanın kaynaklarını tüketiyor, kirletiyor olmalarıyla sonuçlanıyor. Bunun sonucu olarak sağlık sistemi içerisinde zaten bu sağlıksızlık destekleniyor. Yani hastalığa yönelik semptomatik tedavi diye bir şey var. Hasta ol ki bana gel. Hasta ol. Yani hastalığın devam etmesi gerekiyor o sektörün. Sürdürülebilir hastalığı destekleyen bir sektör haline geliyor. Ve de bir yandan da hani aşırı uzmanlaşma nedeniyle aslında o bütüncüllükten de kopuyor. Yani bütün hepsi için geçerli aslında. Bir de eğitim bu. Zaten bu sisteme tüketici. Eğitim buna tüketici yetiştiriyor, yaratıyor, yetiştiriyor. Aynen. Hukuk buradaki tüketim taraflarının haklarını koruyan hale geliyor. Bütünün hakkını değil de tüketimin kurdun kuşun hakkını değil de. Kurdun kuşun hakkını değil. Oradaki sadece işte rekabetin hakkını koruyan hale geliyor. Aslında tam kelime sermayenin hakkını koruyor. Sermayenin hakkını koruyor. Zaten adalet sermayeyle birlikte oluşuyor. Ben de onu ilk defa seninle beraber fark ettim. Yani doğada adalet olmama durumunda. Evet, yani doğada eşitlik yoktur demiştim bir keresinde. Böyle evet, bir yani, sarsılmıştır. Gerçekten herkes. Hani bunun güneşini cebe alacağız, bundan başka yolu yok dediğim yandı bir yandan. Muhteşem bir açılım yaptı. Evet, yani. Şimdi bunlara senin aynı zamanda bir çözümsel yaklaşımın var. Yani bir senin şöyle bir bakış açın var da oradan derleyip toplayıp daha anlaşılır hale de getirmek istiyorum. Çevre, işte leğenlerimizi atalım, plastik biriktirmeyelim, yeme içmeyi bilmem ne yapalım da olacak bir hikaye değil. Bu beşli sistemde davranış kültürünü aksak davranıştan doğru davranışa yönlendirip toplumu biçimlendirdiğimiz zaman biz doğanın içerisinde sağlıklı ve dengeli bir parça olarak kalacağız diye bir tarifim var. Yani kendimiz doğa oluyoruz zaten bunu yaptığımızda. O dönüşümü de bir tarif eder misin bu beşli anlattığın sistemin içerisinde? Ya orada da işte mesela daha ekolojik nasıl olunur? Böyle bir sürü soru. Hani son dönemde daha da fazla bir sürü listeler. İşte organik beslen, onarıcı tarım yap. İşte herkese böyle mavi boncuk dağıtır gibi dağıtıyoruz bol keseden. Fakat onun arkasında hani şunu söylemiyoruz. Yani söylememiz gerekiyor. Ben söyleme ihtiyacı hissediyorum. Neden yapasın? Yani arka planda toplu bir şey, zihniyet değişikliğine ihtiyaç var. Ve burada aslında her kim olursan ol, istersen bir şirkette yönetici ol, istersen bir bürokrat ol, ne olursan ol. Eğer yani şey yaparak, işte organik beslenerek ya da plastiksiz bir yaşam yaşayarak ekolojik oluyor, olmuyor olabilirsin. Ama eğer yaptığın işte çeşitliliği arttırıyorsan, yaptığın işte katılımcılığı arttırıyorsan, çeşitliliği birbirine bağlayan etkinlikler yapıyorsan, kenar etkisini arttırıyorsan, sonuç olarak güzel oluyor zaten. Yani oradaki o doğadaki organizasyon biçimi var ya, hani besin zincirinin görünür hale getirsek inanılmaz estetik şeyler çıkacak. İşte o fraktal geometriler, şunlar bunlar. Zaten sonuçta estetik olacak. Az müdahale ediyorsan bu tür süreçlere, bunu yapmayı kolaylaştırıyorsan bir insan olarak zaten ekolojik yaşıyorsun. Şeyim oydu. Buydu değil mi? Onu söylemiştim. Aldo Leopold'tu değil mi? Aldo Leopold, evet. Tanım kardeşim. İşte bir şey yaşamın bütünlüğünün çeşitliliğini ve güzelliğini destekliyorsak iyidir. Öbür türlüsü kötüdür. Bütün sistemi buna göre organize ettiğini düşün. Mesela mahkemeler buna göre karar ediyor. Bakıyor, yaşamın çeşitliliğini, bütünlüğünü, güzelliğini destekliyor mu yaptığın iş? O zaman iyi, al sana ödül. Açık beyinde merkezi aldık işte yani. Tabii. Ana kurallar. Merkezi. İyi kötü tanım mesela. Bütün evet. Sistemi buna göre organize etmek aslında kolay olanı bir taraftan da. Mesela bunu herkes, ama bunu görmeyi engelleyen ezberlerimiz olduğu için zanlarımız değil. Mesela birçok insan, ben de hayatımın uzunca bir döneminde doğru ve yanlışın bana öğretilen inançlar tarafından belirlenebileceğini zannettim. Halbuki doğru ve yanlış büyük oranda yanlış anlayan insanlar tarafından bana anlatılmış şeylermiş. Büyüyünce fark ediyorsun. Ya bu Allah'tan gelmiş olsa bana anlatan adam yani.
O çarpıtıyor. Yalan yanlış bir şeyler denkleştirip kafasına göre düzenliyor. Ve bütün sistem bu yalanın üzerine dönüyor aslına bakarsan. Bu yani sadece dini sistemler değil, kapitalist sistem, komünist sistem, aklına ne gelirse hepsi Marx'ı bile anlayamayan adam tabiatı nasıl anladığını iddia edebilir. Yani vallahi onu bile anlamamışlar. Yani baktığın zaman görüyorsun herif onu, demek Darwin'i anlamamışlar, Freud'u anlamamışlar. Anladığımıza devşirme alışkanlığımız var ya, ona benzetme, çarpıtma. Galiba bütün sistem o. Mesela tabiattan örnek alsam ben. Açık beyindeki eğitimleri ya da okuldaki eğitimleri nasıl yapacağım? Ya eğitimde de mesela bir takım kavramları da bence şöyle içini bir silkeleyip, bir havalandırıp yeniden doldurmamız gerekiyor. Aynen gibi öyle geliyor bana yani. Ki bence açık beyinde bu güzel yapılıyor. Eğitimde de hani eğitmek, yani eğmek, bükmek falan falan ya, hani birisi eğip büküyor. Yani bir ormana girdiğin zaman ağaçların hepsi eğri bürü. Ama ne eğmiş bükmüş onları bir bakmak lazım. Yani nasıl dinamikler eğmiş bükmüş. Ben ihtiyaç üzerinden, bütün bu sektörlerin ihtiyaç üzerinden, ihtiyaç sahibi tarafından şekillenmesi gerektiğinin bir çözüm olabileceğini düşünüyorum. Eğitimde de aynen böyle. Yani şu anda biz ne yapıyoruz? Eğitim salonlarımız bile öyle. Herkes birbirinin ensesini gördüğü böyle doğrusal şeylerde sıralanmış. Birisi çıkıyor, bir sahne var. Ondan sonra oradan bildiriyor bir şeyleri. Ama o bildirilen insanların da her birinin bir öğrenim alanı var. Bir sürü deneyimi var. Öğretebileceği, eğitebileceği şeyler var. Kitle, yani eğitimi alan kitlenin ihtiyacı ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum. Onlar ben belirlesin. Istiyorum. Evet, öğrenciler belirlesin ne öğrenme. Yani hani talebe kelimesinde talip olmak var ya. Neye talip olduğunu söylesin. Bilen kişiler de, ki kendileri de olabilir, başka bir grubun talip olduğu bilgi herkes de olabilir. Dolayısıyla herkesin birbirinden öğrendiği, birbirine öğrenmek için alan açtığı bir eğitim modeli geliyor aklıma, doğa deyince. Kim demişti onu? Ya, okul öyle bir yer olmalı ki insanlar, Michel Foucault, dersler niye bu kadar sıkıcı falan diye soruyorlar. İnternette yeni gezen de bir video sor, eski bir video ama yeniden dolaşıma girmiş. Dedi ki derslerin diyor bu kadar sıkıcı ve anlaşılmaz olmasının tek bir sebebi var. Çünkü eğitimi diyor ancak az sayıda seçkin bir kitleye verebiliyorsun. Gerçekten öğrenmenin cazibesini insanlar bir fark etse okulların kapılarını yıkarlar. Herkes oraya girmeye çalışır. O yüzden olabildiği kadar böyle snob, gıcık bir şeye dönüştürüyorlar ki, böyle bir eleme aracına dönüştürüyorlar ki insanlar ona tiksintiyle yaklaşsın, korkuyla yaklaşsın. Hakikaten mesela öğrenme hazzı çocukken ne kadar temel bir şeydi. Yani emerek öğreniyorduk işte. O Emici Zihin kitabında dediği gibi, o eğitim sürekli bozuldu, soru sorarak şudur budur. Aynen. Ama sonra nereye gidiyor? Mesela tıp öğrencisine işte ne öğrenmek istersiniz bugün deyince, müfredattaki sıradaki şeyi alayım ben. Hiçbir menüsünde çocuğun merak kalmıyor o yaşa kadar. Bu yapılabiliyor mu peki? Yani olabilir bir şey mi sence? Mesela bizim eğitimle ilgili şöyle bir sorunumuz vardı, o yüzden soruyorum. Götürüyorsun, gidiyorsun mesela çocuğu gaza getiriyorsun. Öğretmene, sınava, sisteme çarpıyor. Öğretmeni gaza getiriyorsun. Veli diyor ki benim çocuğumun başarısı. Çocuk diyor ki ben test çözmem lazım. Veliyi gaza getiriyorsun, okula, sisteme, öğrenciye. Hepsini birden yapsan bile üst çatı, kafalarını vuruyorlar çatıya. Yani şu anda mesela şey denemeleri var, yani sistem kaçağı şeklinde diyelim. Normal tabii, herkesin okula gitmesi gerekiyor. Yani o hani diploma döngüsünden çıkabilecek cesarette olan varsa çıksın bana kalırsa. Bana soruyorsanız yani hani üniversite. Aynısını savunuyoruz. Mesela bize. Üniversite eğitimi dediğin şey insanın en verimli olabileceği zamana hazırlık için kullanması gereken 4-5 seneyi şak diye hayatından alıp götüren bir eğitim yani. Bir dönem. Bir dönem bir yani. Çağın gidiyor yani. Evet, yani deneyime kendini atmak istediğim bir dönemde böyle okula gidip geliyorsun. Yani biz mesela o nedenle çok şanslıyız. Ben hep şey diyorum yani, ben üniversite değil hani hobimi gerçekleştirdim yani. Koşa gidiyordum yani hani okula. Burada şöyle bir şey oluyor. Gerçekten şu anda hani bu eğitim sisteminin şeylerine uyanmış olan aileler bir alternatif yaratmak için yola çıkmış olanlar da var. Yani mesela başka bir okul mümkün diye bir kuruluş var ve bunlar alternatif işte alternatif müfredatla resmi sistemin içerisinde okul kurdular. Yani
devam edeni var, mezun edeni var. Ondan sonra Ankara'da var, İzmir'de var falan. Bir de bunun yanı sıra mesela oyun grupları türemeye başladı. Yani arkadaş gruplarında oyunlar, oyun yoluyla öğrenmeler, efendime söyleyeyim işte anne babaların şeyiyle, desteğiyle, insanlar, bilgili insanlardan destekler alaraktan müfredatlar oluşturma grupları oluştu. Bence Açık Beyin gibi kuruluşlar bu anlamda çok önemli. Yani normal akışın dışında yepyeni müfredatlar sunuyor işte. Ya iki temel öyle şeyi de şanslıyız. Bir, zaten yetişkin eğitimi yapıyoruz. O yüzden ister istemez yetişkinlerin karşı verdiği refleks bizim oluşturduğumuz eğitim içeriklerini zaten acayip hızlı değiştiriyor. Bu değişime de uygun eğitim üretebilecek de bir hızlı kapasite, çok çeşitliliğe dayalı. Biz de deniyoruz. Yani işte bir zihinsel kalıp üretiyoruz. Ana amaç karlılık olmadığı için, doğru eğitim süreci doğru biçimde olduğu için gerçekten değerli bulduğumuz her bilgi grubunu ortaya çıkarıp insanlara anlatıp karşılıklarını alarak deniyoruz. Oradan dönütleri inceliyoruz. O dönüt düzgün olursa o eğitimin ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi açılıyor. Olmazsa bir defa da kalıyor. Olmazsa eğitimi kapatmak zorunda kalıyoruz falan. Ama öyle öyle bilgiyi üreterek, hızlı bir şekilde evrilterek karşı tarafın seçki grubuna, yani gerçekten doğada olduğu gibi. Yani dayanıyor ya da dayanamıyor. Talebi seçilim diyebiliriz yani. Doğal seçilim, yapay seçilim de talebi seçilim. Yani talebe seçiyor. Yani evet. Reytingi olmayan dizi nasıl yayından kaldırılıyorsa işe yaramayan eğitimde kalksın abi. Yani sistem bunun üzerine kurulu olması lazım. Şimdi dediğim gibi biz erişkin eğitimde bunu yapıyoruz ama o mesela aslında şeye getirmeye çalışıyorum. Senin düşünce zincirinde öyle olduğunu zannediyorum. Eğitimle ilgili ne kadar reform yaparsan yap, bu dört ayakla ilgili devrim yapmadığın sürece bunu da beceremeyeceksin. Ha işte o bağlantılılık hikayesi. Yani sağlıkta büyük bir zihniyet dönüşümü, hukukta hakeza, tarımda, ekonomide o dönüşüm olmazsa bunlar maalesef olamayacak. Çünkü o çocuk sen istediğin kadar donanımlı hale gelmesine alan aç, diploma soran, işte bu tip yapay şartlarda yarışan bir güruhun içerisine girmek durumunda kaldığında maalesef orada yeterlikleri çok kâr masada etmeyecek. Bunu bu tonda konuşurken hemen araya bir şey belir altını çizmek istiyorum. Bu tonda konuşurken sanki çok entelektüel bir şey konuşuyormuşuz gibi de oluyor dönem dönem. Halbuki şu anda fiziken, şimdi bir sonraki aşamada mesela sağlıktan konuştuğumuzda da az önce eğitimden konuşuyorken de sokakta bir sürü Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan eğitici, eğitmenle konuşuyorum, öğretmenle konuştuğumda mesela şeye çok şaşırıyorlar. Nasıl oluyor da diyor veli pandemiden kaynaklı da olsa çocuğunu okula göndermek istememe fotoğrafının içine giriyor diyor. Şimdi şeyi seziyorum diyor. Bunu bir 3-5 insandan duyunca tuhafsıyorsun. Eğitimin o kadar da değerli bir şey olmadığı seviyesine geldi diyor. Yavaş yavaş. Ha yani o kadar da değerli, hatta daha doğrusu daha tam cümlesi şöyle. İşe yaramadığı. Yani o kadar da değerli olup olmadığı değil, işe yaramadığı, yani okula gitse de değerli bir şey değişmeyecek, anlamlı bir şey değişmeyecekle ilgili bir seviyeye geldiği için diyor, pandemiyi de bahane ederek çocuğu okula göndermemek ya da işte başka çözüm. Bir de şey bozuldu, dezenformasyon orada da var. Yani Milli Eğitim'in oluşturduğu altyapı çok deforme oldu. Özel okullar var. Özel okulu ekonomik olarak herkesin kapsaması, o kondisyonda kalmak mümkün değil. Ciddi büyük rakamlardan bahsediyoruz çok. Yıllık ödenecek. Bu da insanları deforme ediyor. Yani orada nasıl, hani burası kötü, burayı ödeyemiyoruz, olmasın o zaman falan. Ya da işte çok da önemli bir şey değil gibi bir evreye geçiyormuş gibi bir gerçeklik. Yani burnumuzun dibindeki, şimdi sağlıkla ilgili de bir şeyler söyleyeceğini biliyorum bir şeyde. Mesela o da öyle. Hani biz o hastaneler, eğitim, işte bilim insanlarının çalışmaları bilmem ne diye düşünüyorsun. Sağlık sektöründe alt tarafa bakıyorsun. Gerçekten bir sürü doktoru, daha işte canlılık nedir de olduğu gibi. Hani bir sürü yanımızdaki sorunun cevabını bilmiyoruz da sağlık sektöründe de öyle. Burnumuzun dibindeki bir sürü şey şişmiş durumda, işlemiyor orası. Aynen. Yani doktorların becerikli olması, yani sağlık çalışanlarının iyi niyetiyle alakalı bir durum değil. Sağlık sisteminin o aristokratlaşmış tavrının bir getirisi. Ve hastalığa evet. odaklı. Evet. Mesela bir de her şeyi başarabileceğini düşünmesi. Yani neredeyse bir sürü protokolde hasta olarak gidiyorsun. Sana hani ne tür bir tedavi uygulayacağını bile anlatmadan bir şeyler yazıyor ve sanki büyülenmiş gibi eczaneye gidip alıp kullanmaya başlıyorsun mesela. Ya da operasyon odasına giriyorsun, ameliyat kesip içiriyorsun. Evet. O yani tetkik, tahlil bilmem ne işinin bu algoritmik hali öyle bir derinleşti ki mesela artık. Şimdi birçok ülkede bu artık malpraktis gözüyle yani işte hekimlik etkisini ya da
sağlam müdahale etkisini kötü kullanma olarak değerlendirmeye başladı. Nedir o? Sadece hastanın verilerine bakarak onunla ilgili bir kanaat, teşhis geliştirip onun üzerine gitme. Çünkü yani bir yerde biliyoruz, tıp fakültesinin birinci, ikinci sınıfında çok anlatıyoruz. Hastalık yok, hasta var, her insanın durumu özel bilmem ne, ama bu kadar kitlesel bir hizmet verirken böyle zihnin kategorileştirme cazibesine katlanmak, karşı koymak çok zor. Bunlar epilepsi, bunlar şizofreni, şurası şeker hastası, burası bilmem ne. Binlerce insanın olduğu gruplara aslında bir toplu müdahale yapmak zorunda kalıyorsun gibi. Sistem seni buna zorluyor. Tabiat mesela, tabiatta hastane yok. Tabiatta sağlık sorunları var ama. Ne yapıyorlar mesela tabiatta? Yani sağlık sorunları tabiatta nasıl elden geçiriliyor, nasıl handle ediliyor? Türkler siz nasıl diyorsunuz? Nasıl hallediliyor? Doğan ele alınıyor. Nasıl ele alınıyor? Doğan'ın bu konudaki çözümü ne? Ya Doğan'ın çok basit. Eğer yaban yaşamda bir hayvan, bir bitki hastalanırsa iki sonucu var. Ya iyileşir ya ölür. Yani kronik hastalık diye bir şey yok mesela. Yani kronik hastalık ya insanlarda var ya da insanın hayvanlarında var. İşte kedilerinde, köpeklerinde, ineklerinde falan evet. Oluyor. Şeker hastası olan bir canlı yok. Şeker hastası olan bir canlı. İnsülin kullanan hipopotam var. Yani büyük oranda eğer öyle bir fizyolojik bozukluğu varsa zaten ölür. Yani ya iyileşir ya ölür. Başka şansı yok. Bir de yani şeker hastası olabilmesinin şartları hayvancağızın hayatında yok. Yani evet. Pankreası bilmem nesi doğuştan zaten genetik bozukluk. Ya yedi inciri bir de balı yakaladı. O kadar inciri nereden bulacaksın abi? Sorun o. O kadar incir yok işte. Problem o. Doğal sınırlıklar. İşte haddini, doğada haddinin içinde kalabilir. En yüksek şekerli meyve o değil mi bu arada? İncir. Yani incir gibi bir şey ama yani, vahşi evet. İncir de o kadar şekerli değildir zannetmiyorum yani bizim. Yani zaten onu buldu mu bayram ediyorlar, şöyle kızınıyorlar falan yani. Bir de şöyle bir şey de var sonuçta mesela yaban hayvanlarına baktığında hani bir olay hayvan kısmı değil tabii ama yani o gıdanın peşinde koşuyor, bir emek veriyor yani onun peşinde olan başka bir sürü de hayvan var ve bu kadar kolay değil bizim gibi böyle. Ismarla gelsin, markete git, al falan böyle bir şey yok. Yani geçen gün onun enerjisini yemişiz falan diye bir şey yok. Enerjisini yani. Çoktan harcamış oluyor zaten onu bulduğu anda. Bu arada incir hangi hayvan yer ya? İncir yer var mı? Ayı. Ha ayılar falan yok. Of cırcır oldu. Bence bulsa sonra. Her hayvan yer de yani. Hani ayı domuz yiyor bunlar acayip. Yani. Doğadaki en yani her şey. Böyle hani tat olarak en kuş. Yüksek tatlı şey o ya. Bana öyle geliyor. Bal var, o var yani. Ben de ayı olsam 7-24 vaktimi incire ayırırım. Yani. Güzel şey. Yani o yüzden hani zaten o hareket sistemi, o doğal yaşamın içerisinde sürekli bir şey stresi de var. Yani hayatta kalma stresi var. Bizim öyle bir stresimiz yok biliyorsun yani. İşte bak bütün, zaten onu biraz sana söylettim. Şimdi kısıtlılık var, düzensizlik var. Her an her yerde aynı besin yok. Rekabet var. Besin elde etmek için enerji harcama zorunluluğu var. Ve devamlı aslında harcadığını yakan ve kendi içerisinde böyle bir kompleks makine gibi dönen bir sistem var. Bizim burada hiç gitmeyen arabaya sürekli benzin doldurma gibi bir lüksümüz var mesela. Bir depo taşıyor, her yerden akıyor, karbüratör benzin basıyor. Ama biz yine de doldurabiliyoruz. Mesela bu meseleyi anlamadan galiba, ki burada insanın fabrika ayarlarında da anlattığım gibi, ürün yerleştirme yapmadan geçemeyeceğim. Mesela insanın fabrika ayarlarının yazılma sebebi, koruyucu hekimlik diye bir şeyin çalışmıyor olmasından ve hekimlikte evrim bilgisinin, doğa bilgisinin olmamasından kaynaklı. Üzgünüm bana düştüğü için ama yani birinin bir yazması gerekiyordu. Bu arada ilk ben yazmadım. Dünyada da başka kitaplar var bu konuda. İnsan vücudu. Ama mesela çok doğru bulduğum bir tespit. Aynı zamanda temel fizyoloji eğitimi üzerine hatta konuşuyoruz. Yapalım diye konuşuyoruz. Temel fizyoloji eğitiminin de aynı. Önce ifa temelli bir düşünme. Sonra temel fizyoloji eğitimiyle kendine bakmayı bilme. Bunu herkesin rutininde bilmesi gereken bir zemin olması lazım. Bunu yine Sami anlatırken fark ettim. Yani kendi fizyolojine temel kaygılanmadan, yüksek endişe tuzaklarına düşmeden, test milimetre bilmemlerinin içerisinde kaybolmadan fizyolojik akışını anlayabilecek, aslında vücudunda şu anda ne olduğunu, bunların kas olup olmadığını ya da işte organlarıyla ilgili bilmem ne olup olmadığını temel mantıkta bilecek bir çatı bilgisine ihtiyaç kalp var. Kalp damarların tıkanmadan önce düzgün çalışan kalp damarından hayrete düşemiyorsan bu hayatı yaşamıyorsun demektir. Ya kalp damarı tıkandığında bizim işte böyle şeyler yapıyor. Evet. Çok özeniyorsun değil mi? Evet, aynen öyle.
Ama yani öyle değil mi? Ya öyle tabii, öyle hiç. Hayretle söyleyeyim, karşılıyorum. Söyleye söyleye bundan geliyor. Rahatsızlıyorum diye de hayret tabii ediyorum tabii. Yani o koroner damar dediğin şey mesela bize derslerde anlatılan çok lüzumsuz gelir. Kan basıncın artıp da kan akışı hızlandığında kalbine giden kan miktarının niye azaldığı, işte bir efendim bu yanal kuvvet bilmem ne falan akışkanlar mekaniğiyle ilgili uzun uzun anlatırız biz fizyolojide. Fakat bunun gerçekte normal günlük hayat fizyolojisinde anlaşılır bir şekilde anlatılmasının ardından oluşan aydınlanma hiçbir hastalıkla gelmiyor. Ve bu olduğu zaman işte aslında bu beden ne için ayarlanmış, nasıl bir çevrede yapılmış, nasıl bir yerde yaşaması lazım fark ettiğinde ne büyük bir rezilliğin içinde olduğunu anlıyorsun. Yani bu kişisel aydınlanma senin arzu ettiğin, senin anlatmaya çalıştığın dönüşümü başlatır diye umuyorum. Yani o yüzden böyle çenemiz çıkarcasına bunları anlatıyoruz. E peki diyelim insanlar tamam şey yaptı. Yani modern hayattayız bu arada. Öyle köye dönelim, parmak arası terlikle faşlamanla yaşayalım romantizm evet yok. Bunu fark ettik. Nasıl bir doğalla uygun sağlık yaşam, sistem. Sistem de saçma oldu. Doğada sağlık sistemi yok ama ne olur yani? İnsan nasıl talep eder? Ne ister? Sağlık ona şamanvari bir sağlık sistemi ona ne sunar? Ne olurdu mesela? Yani aslında ondan önce şu şeyi de söyleyeyim mesela. Hani temel sağlıklı kalma bilgisi var ya işte eğitim. Eğer bir eğitimden bahsedeceksek eğitimin içinde bu olması gerekiyor. Mesela çocuklara sağlıklı hallerinin ne olduğunun farkındalığı, ondan sonra işte çok temel sağlık bilgisi vesaire. Eğitimin başka hiçbir fonksiyonu yok bana kalırsa. Yani bunları öğretmesi gerekiyor. Gerçek hayat bilgisi. Gerçek hayat bilgisi dışında başka hiçbir şey öğretmese yeridir yani. Yani şehrin ortasında sağlıklı nasıl kalacaksın sorusu. Aslında bu da bayağı bir önümüzde repertuar var yani bununla ilgili. İşte bu aralıklı oruçlar, ondan sonra az yemeler vesaire, ne yediğin, düzenli uykular, evet yani işte soğuk odada uyuyunuz efendim. Yani aslında onların hepsi fabrika ayarlarına dönme şeyleri, çok basit önlemler, çok basit alışkanlıklar ve bir sürü işi çözer diye düşünüyorum yani. Çevremde bir sürü insan inzivaya gidiyor. Mesela bunu 10 sene önce konuşuyorsak gülerdik ya da hani böyle ironiyle karşılardı. Şimdi gayet natürel, normal koşullarda bir tanesi. Bayağı tanıdığım bir sürü insan tabii, yılın bir haftasını, 10 günü inzivaya gidiyor yani. Tabii biz evet, randevu alamaz olduk. Bu hafta ben bu hafta inzivadayım. Yani telefonum da kapalı olacak, bilmem ne olacak falan yani. Hani mesela bu, aslında bununla alakalı bir çaba, bir fark ediş, yani bir ihtiyaç olarak bir döngü var. Var evet. Yani hani buradaki zararı fark ediyor ama buna bir kültür olarak dediğin gibi yani bir sisteme dayalı, birbirini çoğaltan ve birbirini ekleyen bir şekilde değil. Parça parça, parça parça olunca da ne yazık ki bir tür moda akım. Hani bir reflektif çok artıyor, ünleniyor, insanlar yapıyor, sonra kayboluyor, kalıcı olmuyor falan gibi bir durum oluyor. Belki de sosyal kültürde böyle böyle yerleşiyor. Bunu da bilmek mümkün değil. Ama şu bakış açısını çok öznel buluyorum. Yani muhteşem bir çevreci bakış açısı. Sen doğanın kendisisin. Kendi oluşturduğun sistemi dönüştürmediğin sürece doğaya bir şey yapma olasılığın yok. Yani çıktım da şurada işte ağ çekiyorum, tohum yapıyorum, leğen tutmuyorum evde falan. Neyse leğen yani. Tutmuyorum evde. Leğen bu değil, bu çevrenin ya da karbonla alakalı bir şeyde yani hani yaptıklarının bile bir nebzeye kadar. Hani bu da ölçülebilir başka bir obsesyon formülleri doğuruyor. Yani bununla hayatını geçiren insanlar biliyor. Onu yaparsan buzlara uçağa verirsen evet, ölür falan diye devamlı elinde sudoku çözer gibi bir şey yapıyor yani. Hani. Ya bu bizim, yani benim şahsen İdeal insana en yakın örnek olarak gördüğüm bizim rahmetli Victor Ananias, tuhaf bir arkadaştı. Hani mekanı büyük ihtimalle cennettir. O bir gün böyle bir ateşli tartışma esnasında, bir daha doğrusu ateşli tartışma demeyelim de, nasıl yapacağız kıvranmaları ortasında bir şey olmayacak olsa onu konuşmamızın imkanı olmayacağını hatırlatmıştı bize. Yani biz mesela şimdi bir masada bu sorunları bir sorun olarak tanımlayabiliyorsak, zamanın ruhunun gittiği yerle ilgili zaten bir mevzu vardır ki biz de onu konuşabiliyor durumda oluruz. Yani bugün bunların konuşulması, bunların olabilirliğinin arttığı bir yola işaret ediyor aslında. Umut da buradan geliyor. Yani biz eğer bugün bizim bilimin, teknolojinin, işte o internetin şunun bunun verdiği bilgi alma imkanıyla bunları gerçekten fehmedebileceksek konuşabiliyoruz zaten. Demek ki bunlara bakan, fehmeden, yani olayın sadece leğen miydi abi? Leğensiz yaşamaktan ibaret olmadığını bir bütüncül kavrayışa yerleştirebilecek insanların sayısı muhtemelen artacak diye düşünüyorum. Benim o
İlk yaşam okulunda işte nükleer enerjiyle ilgiliydi, hatırlıyor musun? Ben nükleer enerji taraftarıyım, öbürü şeydi falan. Böyle tartışıyoruz. Mesela Victor da şey demişti. Zaten nükleer enerji santrali yapılacaksa yapılacak. Yapılmayacaksa yapılmayacak. Biz kendi işimize baksak gibi bir noktaya bağlamıştı işi. Çünkü gerçekten o anda o konunun bizim için etkisi ve yetkisi yok. Gerçekten de baktığın zaman sen zaten ana akımın gittiği yere doğru konuşuyorsun. Dolayısıyla şimdi burada bir şey var. Bu mesela insanın fabrikaları da 5 madde enteresan şekilde. Senin bu sistemin ana parçaları olarak gördüğün kısımlar eğitim, sağlık, onlar da 5 tane. Burada ezoterik bir yere bağlamayacağım ama anlaşılabilir ve az sayıda ilke üzerinden düşünmek bizim zihnimize yakışıyor. Bizim zihnimizin ele alıp çevirebileceği bir bütünlük haline geliyor. Yani biz bu kadarlık sistemleri algılayabiliyoruz. Ve belki bir örneğin diğerlerine olan bağlantıları üzerinden, yani tek örneği indirip öbürleriyle nasıl bağlı olduğunu ne kadar iyi anlarsak, ki bunu biz hepsini tabii ki bu muhabbetimizde konuşamayacağız ama Doğa 101'de inşallah bunları detaylı konuşacağız. Yavaş yavaş bu sistem kafamızda dönmeye başlayacak. Ben değişimi öyle görüyorum. Ve evde otururken bir gün, abi aslında şunu da şöyle yapardım bana vardığın anda zaten değişim başlayacak. Ama bunların sohbetini, muhabbetini, düşünmesini, yazıp çizmesini, boş zamanları dolduracak bir şekilde yapanlar bunu becerecek diye düşünüyorum. Yani bununla zihnini meşgul edenler. Mesela sağlık şeyini diyorduk. Mesela da işte bu doğadaki sağlığa bakış. Şimdi zayıflar ölsün. Mesela öjenik yaklaşımı. Zaten genetik bir hastalığı varsa sürmez. Bu mesela bize vahşice geliyor. Daha doğrusu vahşice değil, gaddarca geliyor. Vahşi doğa böyle ama insan açısından gaddarca. Peki şunu mesela niye hiç bu denkleme koymayız? Ya sen bu kadar şekerleme, işte trans yağlı, hedeli hüdülü bir şey yapmasan adamın zaten kalp damarı tıkanmayacak. Zaten eklemleri işte kireç bağlamayacak, bilmem ne olmayacak. Sistemin otoya ekonomik üretim ve sürekli tüketimi güdüleyen tarafını düzeltmeden sağlığı düzeltemeyeceğimizi anladığın anda galiba resim biraz daha netleşiyor. Ya da doğal incir de olsa 4 kilo inciri yiyince sadece cırcır olmakla kalmayıp bunu her gün yersen yerlerinin bir sıkıntı yaşayacağını görebilmen lazım. Çünkü bu kadar inciri bir tek ben bulabiliyorum. Yani onu fark ettiğin zaman galiba işte bütünlükte sistem işlemeye başlayacak. Evet. Ne diyorum? Bu, bunu işte biz mesela bir şekilde yapmaya çalışıyoruz bu kısımda. İşte insanın fabrikaları kafası bu. Benim bir tek kafam basmadığı yer tabii ekonomi. Yani sürekli kazanmaya odaklı bir medeniyetteyiz, yani yapacak bir şey yok. Büyümek için büyüyen devletlerin, şirketlerin olduğu bir yerdeyiz, kanser gibi. Bu mesela gerçekten umudun var mı? Yani ekonomi, mesela bireysel düzeyde tamam anlarım, az da kanaat edersin, bir şeye sahip olmazsın, özgürce yaşarsın, çok iyi. Ama mesela topluluklar bazında böyle bir şey var mı? Olur. Şöyle şeyde Charles Eisenstein diye bir adam var aslında, bu konuyla ilgili çok güzel bir açılım yaratan, Kutsal Ekonomi diye bir kitap yazdı. Başka bir kitapları falan da var ama o Kutsal Ekonomi'de mesela onun böyle bir şey tasviri var. Şimdi diyor ki aynen doğayla analoji kuruyor o da. Nasıl doğada işte entropi bir yerde biriken bir şey olduğu zaman yükseliyor. Ekonomi içerisinde de sermaye bir yerde biriktiğinde aslında entropi yükseliyor ve esas eşitsizlik, işte adaletsizlik vesaire buradan kaynaklanıyor. Bozucu bir sermaye, odak oluyor yani orası. Bozucu yani. Bir odak oluyor. Geleneksel sistemlere bakmış, hani bir sermayenin bir yerde o artı değer denen şeyin bir yerde birikmesini engelleyen ne tür gelenekler var? İşte zekat bunlardan bir tanesi, işte potlaç diye bir şey var. Fazla üretim, battaniyeyi bayramda yakıyorlar, ediyorlar. Birinin başına bela olmasın diye. Çünkü kimin olacağı bir sorunsal yani. Kabilenin potlaç içinde. Potlaç mı? Potlaç denilen bir şey var. Farklı kullanıyor şu anda ama orijinal potlaç. İşte dokumayla geçinen bir kabile var Afrika'da. Burada üretimden kaynaklanan bir artı değer, fazla battaniye ürüyor mesela. Şey yapıyor, üretiliyor. Bir bayramları var. O bayramda bütün fazla üretimi koyuyorlar meydana, yakıyorlar. Yani ya ortadan komünizm kaldırıyorlar. Ya potlaç o zaman. Ya artı değeri devlete vereceksin ya potlaç yapacaksın. Evet, yani o çünkü başa bela olacak. Kimin olacağı konusunda birbirlerine gireceklerini biliyorlar. Onu engellemek için yok ediyorlar. Hani buna benzer şeylere de bakmış. Geleneklere de bakmış. Ve diyor ki mesela alternatif bankalar kurulması lazım. Yani mesela kapitalizmi kesinlikle reddetmiyor. Kendisi de bir Yahudi zaten Eisenstein. Ama bizim kuşaktan birisi.
paranın diyor meselesi bir yerde birikiyor olması. Halbuki aynen ırmaklar gibi kılcal borularla küçük küçük parçalara dağılarak sisteme yedirilmesi gerekiyor. İş yapsın sürekli, dolaşımda olsun. Halbuki bankalarda biriktiriyoruz. O yüzden diyor paranın birikmesi diyor şey olması lazım diyor. Paranın birikmesini engellemek gerekiyor. Negatif faiz. Şimdi hemen Dursun Ali Yaz'ın söylediği değil mi? Sanal paranın nakdi ya da... Nakdi, aynen öyle hareketin içerisinde olması. Onu da yakaladığı konulardan bir tanesi. Bir de bir taraftan bir şey daha var. Para da merkeziyleşiyor. Mesela şimdi doğanın kurallarından bir tanesi neydi? Çeşitleyecekti. Evet. Şimdi en son bu kripto paralarla beraber değer çeşitleme ile alakalı bir çeşitleme grubu doğdu. Ama daha da çok çeşitlenmeye ihtiyacı var gibi görünüyor. Yani sadece dolara ya da euroya parayı sıkıştırırsan ve tüm dünyayı kapsayacak şekilde yani o paranın döngüsü içerisinde kalırsan işte tek tipleşmiş oluyorsun. Yani normalde olması gerekenden daha fazla büyüyorsun. Halbuki doğal yapı ne diyordu? Onu çeşitli dayanıklılığını arttır konuyla alakalı. İşte herkesin kendi yerel parası başka değer gruplarının ekonomiyi döndürmesi. Sadece paranın değil parçalanarak aşağı doğru çözümlenmesi gerekiyor. Dayanıklık demeyelim de anti kırılganlığı sağlamak. Yani. Tamam. Yeni bitirdiğim için kitabı sürekli cümle içinde kullanıyorum bu tabi. Tabiattaki sistemler anti kırılgan. Nikolas Taleb'in söylediği. Ama bizim sistemler dayanıklı fakat çok ağır kırılgan. Yani bir yere kadar beton gibi duruyorsun. Betonun özelliği yeterli güç kadar çotarak diye dağılıyor. Daha da işlevi göremez hale geliyor. Bizim bütün ekonomi, eğitim, sağlık hepsi kırılgan ama dayanıklı sistemler. Dayanıklıdan anti kırılgana geçmek. Yani onu şok emebilir, şoku faydasına kullanabilir, kaosu faydaya dönüştürebilir bir hale çevirmek lazım. Eğitimde anladım dedim. Bir şey de anladım ama kutsal ekonomi mesela ne düzeyde çalışıyor? Muhtemelen küçük şeyde olması bu şu lazım. Anda teori düzeyinde çalışıyor. Hayır, mesela işte, teorik olarak kafamızda işletsek, simülasyonunu yapsak yani. Mesela bir komünde, ufak bir komünde çalışır. Şöyle bir denemesini yapmıştık biz. Mesela hatta şeyde var, bu ekoköyler Avrupa'da ilk defa kurulmuş falan dünyanın çeşitli yerlerinde ekolojik bir niyetle bir araya gelen insanların yeni bir köy kavramı ve bu konulara alternatif üreten laboratuvarlar olarak da bakılıyor oralara. İşte Findorn diye bir yer var. İlk kurulan ekoköylerden biri şeyde İskoçya'da. Onlar mesela eko diye bir para birimleri var onların. Tamamen kapalı ekonomi. Sadece o köyde geçiyor. O yerleşimin içerisinde geçiyor. Bütün hizmetleri ekoyla alıyorsun. Tam dediğin parçalanma bu işte. Alıyorsun. Hatta öyle bir oluşmuş bir sistem ki o köyün bulunduğu yerleşim, kasaba neyse o köyü o sisteme dahil olmayan sıradan insanların da bazı yerlerinde geçiyor eko mesela. Çünkü bir dış halkada da geçiyor. Alışveriş sağlanabilsin. Hatta başka ülkelerdeki eko köylerde de işte Findorn ekosu, yok Zek ekosu, yok bilmem ne ekosu gibi farklı ekolar. Kendi aralarında da çünkü bir dayanışma halkaları var. Buna benzer bir şeyi biz de bir Türk ekosu yapalım falan diye şey yaptık yani deneme yapmıştık takas ekonomisi üzerinden birbirinin üretimine böyle hallenen insanlar olarak işte ne bileyim bir yerde birisi bir şey üretiyor. Onun karşılığı işte ben de bilmem tahta kaşık üretiyorum buna bir değer biçiyorum yani. Beş ekoluk bir şey. Onun eğer tahta kaşığa ihtiyacı varsa ben onu veriyorum ve onun elindeki işte 6 ekoluk salçayı alıyorum. Ona bir eko borçlanıyorum ama benim başka birisine 2 eko verdiğim borç var. O ondan bir şey alırsa onunla onu ikame ediyor falan. Buradaki temel mesele şey tabii bir süre yani hakkaniyetten falan vazgeçiyorsun. Oyun gibi bir şey çünkü. Fakat sonuç itibariyle eğer bu şekilde başladığı zaman maksimum çeşitlilik interaksiyona giriyor. Aslında sağlıklı olan kısmı o. Yani herkes zevkle üretebileceği bir şeyi sunuyor, üretiyor, o üretimden keyif alıyor. Ve herkes ihtiyacı olanı, ihtiyacı olduğu kadar alıyor. Çünkü ekonomik sistemdeki en büyük sorunlardan bir tanesi, ekonomist falan değilim ama gördüğüm kadarıyla, standartizasyon ve uzun tedarik zinciri nedeniyle aşırı üretim. Yani bir İslam aşırı tüketim diye bir sorun var ama aşırı üretim diye de bir sorun var. Çünkü ta Hindistan'da bir çuval üretiyor bir köy. O çuval Tahtakale'ye gelecek. Yolda bir sürü zayiat var. %bilmem kaçı zayiat. O yüzden o kadar daha fazla üretiyor. Yani
Sokağa atmak için üretiyor hatta. Biliyor onun sokağa atılacağını, yani israf olacağını. Sistemde böyle fireler olduğu için yani şu anda tahripkar bir şey var. Bunlara çözüm üretmek gerekiyor. Yani birazcık da ekonomistler düşünsün, ben bilemeyeceğim. Zaten tam dediğin nokta, şimdi ilk başta oyun olarak başlıyor dedin ya. Aslında muhtemelen kapitalist sistemde, her türlü sistemde önce oyun olarak başladı. Ama bir nokta var. İşte biz burayı bekleyemiyoruz. Bu kaotik sistemlerde kendi kendini organize eden kritiklik diye bir nokta var. Oraya kadar sistemi zorluyorsun, ittiriyorsun, derme çatma gidiyor ama o eşiği açtıktan sonra, işte kaosun kenarı denen alanı açtıktan sonra yeni bir düzen tesis ediyor ve kendi içerisinde muhteşem desenler üretmeye başlıyor. Ve önceden hesaplanamaz bir şey. Mesela böyle bir ekonomik sistem biraz büyük çapta zorlanır. Yani bunun tabii iyi bir şey olduğuna ikna olan büyük insan grupları lazım bunun için. Böyle bir yönteme geçtiğinde şaşılacak kadar kısa bir süre içerisinde çevreye de model olmaya başlayabilir. Ama bizim sorunumuz konfor alanından çıkmak çok zor. Evet. Bildiğimiz kapitalist senaryonun dışında düşünebilmemiz çok zor. Onun dışında çıkamayınca da hakikaten benim bile kafam basmıyor mesela. Yani ben hakikaten bu dünyada çok şükür hala hiçbir malı olmayan bir adam yani. Ne gayrimenkul, hiçbir şeyim yok. Çok da memnunum bu durumdan. Ama içimde bir yer diyor ki ya bir ev alsak ya. Yani bir böyle bir arazi olsa falan. Ya o kadar olsuna da gitmeye gerek yok. Yani o konfor alanı şeyde başlıyor daha. Ben bu takas sistemi içinde pirinç bulamadım ama pilav pişirmem gerekiyor. Markete gidip alıyorum. Yani hani sistem sana çok konforlu bir şekilde sunuyor zaten onu. Yani o yüzden oradan çıkıp yan yola sapmak çok zor. Yani o yol macera tabii dolu bir yol. Evet, kendine göre bir yüksek şeyi enerjide, var ama yorucu. Gerçekten orada bir ısrar ve kararlılık gerekiyor. Bir de yani çokluklar zihninden çıkmak çok zor. Yani mesela bu dönemi gerçekten hemen her şeyiyle şu çoklukları yönetme başlığı altında tanımlamak tekrar mümkün. Her şeyi. Yani mesela sorun pirinci bulamadığın zaman pirincin yokluğunu daha akıllıca, yaratıcı başka bir gıdayla kapatmayı düşünmüyorsun. Pirince karar vermişsin çünkü çoklukları evren sana öyle bir fırsat veriyor. Evet. Sen kararına göre gidiyorsun pirinci bir gerekçeden kaynaklı alıyorsun. Halbuki mesela şeyle düşünmek hem sistemi yavaşlatıyor sağlıklı hem alternatif çözüm ürettiriyor sana yaratıcı. Şeyde yani hani bu yokluğu yönetme. Pirinç yok. Gelmemiş. Mevsim iyi olmadığı için gelmemiş. Onları üretmeyi tercih etmediği için gelmemiş. Muhtemelen bir sonrasında da çokça gelecek. Ucuz olacak. Hı-hı. Hani şeyde. Bu döngüye uyum sağlama. Dış adaptasyon sağlama. Halbuki biz öyle bir durumumuz yok. Benim canım pilav mı çekti? Pilav çekti. Burada yoksa burada var. Hatta bu değil. Jasmin pirinç var. Bilmem ne pirinç var. O da değil. Bu var. Hani gibi. O çokluklar zinciri içerisinde kalmanın dezenformasyonunu yaşıyoruz. Evet. Malatya'da evet. Birkaç sene evvel soğuktan kayısı ağaçları yanmıştı ya böyle şey. 2 sene, 3 sene üst üste hatta. Yani sadece kayısı ekonomisine dayalı bir yer olmanın ne kadar kırılganlık işte yarattığını çok net görüyorsun. Mesela evet. Kan alıyordu millet ya. Böyle bir sene daha olursa bittik biz falan gibi. Tabiatta öyle bir şey yok ki yani. Tabiat böyle bir dertle kasmıyor. Galiba her zamanki gibi ne kadar bilgi sahibi olursak olalım, ne kadar Nobel'li bilim insanları ya da güzel edebiyatçılar yetiştirirsek yetiştirelim. En büyük öğretmen tabiat olmaya devam edecek galiba ve biz herhalde onun dersine kulak verdikçe insan olmayı anca becerebileceğiz gibi. Şu anda proto insan modelinde çırpınıyoruz. Allah hepimize yardım etsin bu konudaki amin. Hayır çalışmalarından dolayı sizi ekstra tebrik ediyorum. Bu sadece hani hep aklımdaydı söylemek istiyorum. Bu sadece bence artık çevrecilerin sorunu değil. Bence gayet sokaktaki natürel insanın da bu konuyla alakalı bir talebi var. Sorun o taleple bu talebi cevaplayacak olan yapının birbiriyle iletişim açısından örtüşmemesi. Bence sokaktaki insan bu konuya duyarlı, bilgili. Çünkü herkesin şu anda bardağının içinde bu problem yani. Evet. Tabağının içinde. Evet. Yani ondan da biraz daha şeyi aslında onu son olarak söyleyeyim. Bu birkaç yerde söylüyorum bunu son repertuara soktum bu konuyu. İnsana yakışır iş diye bir şey var. Yani gerçekten bence sokaktaki insanların bu konudaki çıkmazsa gelmelerinin sebebi yani o hazırlığa gelmelerinin sebebi insanlık dışı bir yaşam biçimi içerisinde yani para kazanmak için yani şöyle bir şey var gerçekten. Yaşamak için para kazanmak zorunda ama para kazanırken bütün yaşamını oraya yatırıyor. Yani çok o kadar kısır döngü bir hayat ki. Yani şöyle bir şey deseler kardeşim hiç para kazanmayacaksın ama mükemmel bir hayatın olacak deseler herkes koşa koşa gidebilir belki. Yani zihinsel dengeli kaldırmışsa. İnsana yakışır iş çok savunmamız gereken bir şey gibi geliyor bana. Peki insana yakışır iş nedir? İyi. Ye, iyi.
İyi. Bak düşünülmüş bu. İnsana yakışır iş, iyi bir şey. Ha şimdi anladım. Pardon. Ya. Güzel.